Geçen dersimizde sıfırıncı yasadan bahsetmiştik ki bu bir mantık yasasıydı. Bir sıcak bir de soğuk cisim aldığımızda ısı sıcaktan soğuğa akıyordu ve bu yasa ile sıcaklığı tanımlamıştık. Bu aynı zamanda termometreyi de tanımlamamızı sağlamıştı. Birbirinden uzakta iki tane cisim alıp buna bir üçüncü cismi temas ettirdiğimizde ısı akışının olup olmadığını görebiliyorduk. Şimdi de biraz sıcaklık ölçeklerinden bahsedelim. Celsius ölçeği, Fahrenheit ölçeği. İnsanlar uygun bir referans noktasının belirlenmesinin önemini hemen kavradılar. Fahrenheit sıcak kanlılık 7,5 derece daha sıcak. Danimarka'da bir bölgede sıcaklık ölçmek 95 derece vesaire. Bunlar bize miras kalan ve bugün de kullandığımız terimler. Ancak bilimde daha uygun sıcaklık ölçeklerine ihtiyacımız var. Bugün kullandığımız ve mutlak sıfır noktasını tanımlamamızı sağlayan ölçek ideal gaz termometresidir. Önce bunun üzerinde biraz duralım. İdeal gaz termometresi. Bu termometre Boyle yasasına dayanır. Boyle yasası deneysel bir yasadır ve Bay Boyle tarafından çok sayıda deney yapmak suretle bulunmuştur. Bu kanuna göre basıncın molar hacme göre alınmış limiti, yani belli bir basınçta molar hacmi ölçüp buna basıncı gittikçe düşürerek devam etmeniz durumunda sabit bir değer çıkmakta ve bu gazdan bağımsız olmaktadır. Burada gaz ne olursa olsun aynı sabiti elde edersiniz. Ve bu sabit sıcaklığın bir fonksiyonudur. Bu gaza bağlı olmayıp sadece sıcaklığa bağlıdır. Peki iyi bir sıcaklık ölçeği yapmak için ne gerekiyor? Önce elimizde bir madde olmalı. Bu madde herhangi bir gaz olsun, son derece açık. Demek ki maddemiz bir gaz. Şimdi de bir özelliğe ihtiyacımız var. Bu civanın hacmi veya sıcaklıkla renk değişimi veya direnç değil. Buradaki özellik basınç ile molar hacmin çarpımı. İşte özellik bu. Yani özellik limit P sıfıra giderken basınçla molar hacmin çarpımı. Buradan elde edilen değerler bize sıcaklık değişimini veriyor. Şimdi de bir referans noktasına ihtiyacımız var. Bunun için Celsius ilk olarak suyun kaynama noktasını kullanmış ve kaynama noktasına 100 santigrat ve suyun donma noktasına da 0 santigrat demiştir. Şimdi de bir değişkene ihtiyacımız var. Bu referans noktasından bu değişkeni kullanmak suretiyle gideceğiz. Buna FT diyeceğiz. Bu iki noktayı birleştirmenin birçok yolu vardır. Şimdi bir grafik çizelim. Bir eksenine sıcaklığı koyalım. Suyun donma ve kaynama noktasına karşılık gelen değerleri işaretleyelim. Y eksenine de özelliğimiz FT'yi koyalım. Bunun 0 derecedeki değeri bu noktaya, 100 derecedeki
değeri de bu noktaya düşsün. İşte ben bu iki noktayı çok farklı yollarla birleştirebilirim. En basit yolu bir doğru çizmektir. Pek doğrusal olmadı ama ya da bir parabolik bir eğri çizerim. Bunların hepsine bir açıklama getirebilirim ama ben burada doğrusal açıklamayı seçiyorum. Bu bir seçim. Ancak bu seçimin ilginç sonuçları var. Çünkü bu iki noktayı bir doğru ile birleştirirseniz bu doğru x eksenini bir noktada keser. Bunun anlamı FT'nin bu noktadaki değerinde sıcaklığın sıfır olduğudur. Başka bir deyişle işte bu noktada FT sıfıra eşit. Bunun anlamı basınç hacim çarpımının da sıfır olduğu. Hangi gazı kullandıysak. Bunun anlamı bu noktanın altında PV çarpımının negatif olduğudur. Negatif, negatif. Negatif basınç. Böyle bir şey mümkün mü? Evet. Negatif basınç veya negatif hacim anlamsız. Bunun anlamı bu bölgeye gitmenin mümkün olmadı. Bu noktadaki sıcaklıkta fiziksel olarak anlamı olan erişilebilecek en düşük sıcaklık. Buna mutlak sıfır diyoruz. Mutlak sıfır kavramına göre sıcaklık bundan küçük değerlere gidemez. Bu direkt olarak bu iki noktayı birleştirmek için kullandığım doğrusal metodun sonucudur. Eğer bu parabolik eğriyi alsaydım sıcaklık eksi sonsuza giderdi. Dolayısıyla sınır olarak aldığımız ve Kelvin ölçeğinde mutlak sıfır olarak bilinen bu nokta Celsius ölçeğinde inebileceğimiz en düşük sıcaklık olan eksi 273,15 santigrata karşılık gelir. Bu noktanın yeri referans noktalarınızı değiştirmekle değişmez. Dolayısıyla Kelvin ölçeği olarak yeni bir ölçek tanımlarsak burada Kelvin cinsinden olan sıcaklık, Celsius cinsinden olan sıcaklık artı 273,15 olur. Ancak burada bahsedilen termometreler pek kullanışlı değildir. Örneğin Fahrenheit insan vücudunun sıcaklığını 96 derece olarak ölçer. Bu hiç de hassas bir ölçüm değildir. Zaten vücut sıcaklığımızda gün boyu iniş çıkışlar gösterir. Benzer olarak Celsius'ta suyun kaynama noktasını 100 derece olarak tanımlamıştır. Ama bu da basınca bağlıdır. Bu değer Denver'da mı yoksa Boston'da mı olduğunuza göre değişir. Tabii ki basıncın ne olduğuna bağlıdır. Aynı şey donma noktası için de geçerlidir. Görüldüğü gibi basıncı çok iyi tanımlamamız gerekmektedir. Basıncın ne olduğunu çok iyi bilmeliyiz. Dolayısıyla basınçtan bağımsız olan referans noktaları tanımlamak çok önemlidir. Maddemizin hangi gaz olduğunu önemli değil. Bu evrensel bir durum. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz referans noktaları mutlak sıfırı kullanabiliriz. Bu da basınçtan bağımsız. Başka referans noktaları da var. Üçlü nokta gibi. 0 Kelvin, mutlak 0 ve
Suyun üçlü noktası 273,16 Kelvin. Bu öyle bir basınca ve sıcaklığa karşılık gelir ki burada suyun sıvı, buhar ve katı halleri birlikte bulunur. Sıvı, buhar ve katı halleri birlikte. Üçlü noktada sıvı, katı ve gaz denge halindedir. Ve bu nasıl olur diye düşünebilirsiniz. Bir bardak su var. İçinde yüzen buzlar, su buharı bir arada, hepsi bir bar basınç altında. Ama suyun kısmi basıncı, suyun buhar fazının basıncı bir bar değil, çok daha düşük. Suyun bu üçlü noktadaki buhar basıncı 6,1 çarpı 10 üzeri eksi 3 bardır. İşte üçlü nokta bu özel sıcaklık ve basınçta bulunur. Soru var mı? Çok iyi. Şimdi elimizde ideal gaz termometresi var. Bu ideal gaz termometresinden de ideal gaz yasası çıkmakta. Burada bu düz çizgiyi alıp bu çizgi neyimi, ama önce bunu Celsius yerine Kelvin ölçeğinde çizelim. Şimdi aksiste Kelvin cinsinden sıcaklık, ordinatta FT özelliği var ve referans noktaları olarak 0 Kelvin ve 273,16 Kelvin alır. Bunları bir doğru ile birleştirirsek Kelvin ölçeğini tanımlamış oluruz. Bu çizginin eğimi üçlü noktadaki FT'nin değerinin, ki üçlü nokta burası, 273,16 Kelvin'e bölümü olur ki bu da üçlü noktanın sıcaklığıdır. Üç nokta burası. İşte buradaki üç nokta FT değeri çarpı eksenindeki bu değere bölünürse eğim bulunur. Bu x eksenini sıfırda keser. Dolayısıyla bunu t ile çarpmamız gerek. Buradaki FT değeri limit P sıfıra giderken P çarpı V üzeri çizgidir. Dolayısıyla bu limitin değeri bir sabitle sıcaklığın çarpımıdır. Bu evrensel bir değerdir ve her gaz için doğrudur. Sadece hidrojen veya azot için, her gaz için, çünkü buradaki limiti sıfıra gidecek şekilde aldık. Bu sadece bir sabittir. Buna R diyeceğim. Bu R gaz sabiti olup artık elimizde R çarpı T eşittir limit P sıfıra giderken P çarpı V üzeri çizgi var. Bu her gaz için geçerli. Buradaki limiti de kaldırırsam RT eşittir PV üzeri çizgi olur. Ben buna ideal gaz diyeceğim. İdeal gazdan kasıt atom veya moleküllerin birbirlerini tanımamalarıdır. Bunun anlamı bu taneciklerin hacmi olmadığı, etkileşmedikleri ve uzayda aynı hacmi kapladıklarıdır. Diğer gazların hiçbir önemi yok. Burada P sıfıra giderken limit almakla
hacmi sonsuz büyük gazın yoğunluğu sonsuz küçük yapmaktasınız. Atomlar ve gazlar birbirlerini tanımazlarsa bu evrensel özellik ortaya çıkmakta. Basınç sıfır olmasa da gazlar bu evrensel değere sahiptir. İşte bu gazlar ideal gazlardır. Bu sınıfın yararı için bundan sonra gazların çoğunu ideal gaz olarak farz edeceğiz. Sorular. Devam edelim. Bu denklem 3 tane hal fonksiyonunun birbirine bağlamaktadır. Basınç, hacim ve sıcaklık. Hatırlarsanız maddeyi tanımlarken mol sayısı ve iki ek özelliği biliyorsak gaz hakkında her şeyi biliyoruz demiştik. Bunun anlamı bu ifadeyi V'yi N, R ve T'nin fonksiyonu olarak alırsak V eşittir N, R, T bölü P olur. İki değer ve mol sayısı yeterlidir. Örneğin hacmi bulmak için sıcaklık, basınç ve mol sayısı yeterlidir. Buna hal denklemi denir. Bu denklem hal değişkenlerini birbirine bağlar ki burada hacmi, basınç ve sıcaklığa bağlamaktadır. Ancak bir mühendisseniz ve ideal gaz yasasını kullanarak kimyasal bir tesis, bir kazan veya benzer bir şey tasarlamak istiyorsanız başınız belada demektir. Yaptığınız tesis patlar. Çünkü ideal gaz yasası çok dar bir sıcaklık ve basınç aralığında geçerlidir. Öyleyse elimizde gerçek gazlar için olan diğer hal denklemlerine bakalım. Bu ideal gazlar için geçerli olan hal denklemiydi. Gerçek gazlar için kitaplarda verilen çok sayıda hal denklemi vardır. Ben bunlardan birkaçına değineceğim. Bunlardan birincisi bastırılabilirlik faktörü denen bir parametre kullanılır. Bastırılabilirlik faktörü Z, burada PV eşittir. RT yazmak yerine ki bu ideal gaz denklemi buna bir düzeltme faktörü ekliyoruz. Buna Z diyelim. Dolayısıyla artık hacmin altına gerçek yazıyoruz. Z bastırılabilirlik faktörü olup Z gerçek gazın hacminin ideal gazın hacmine bölümüdür. Eğer Z birden küçükse gerçek gaz ideal gazdan daha sıkı istiflenmiş olup hacmi küçüktür. Eğer bu değer birden büyükse gerçek gazın atom veya molekülleri birbirine itmekte hacmi ideal gazınkinden daha büyük olmaktadır. Bu bastırılabilirlik faktörünü tablolardan bulabilirsiniz. Örneğin su buharının istediğiniz sıcaklık ve basınçtaki bastırılabilirlik faktörü tablodan bulunabilir. Bu gerçek gazlar için çıkarılmış olan bu denklemlerden sadece biri. Bir başka önemli hal denklemi de virial serilerdir. Burada yaptığınız şey bu düzeltme faktörünü alıp Taylor serisini açmaktır. Elimizde P, V gerçek bölü RT eşittir Z denklemi var. Birçok durumda bu 1'e yakındır ki bu ideal gaz durumudur. İdeal gaz durumudur. Buna düzeltmeleri ekliyoruz. Bu düzeltmeler hacim küçüldükçe daha önem kazanır. Bu durumda basınç artar ve ideal gaz sınırından çıkılır. Taylor serisini alalım ve düzeltme terimine bir bölü V diyelim ve bunları karesel olarak artıralım. Paya da sıcaklığa bağlı olarak viriyal katsayıları koyalım. Bunlar aynı zamanda
maddeye de bağlı. Buradaki BT terimine ikinci viryal katsayısı denir. Bu değeri sıcaklığa karşı grafiğe geçirirsek böyle bir doğru ele geçer. Bu doğru bir yerde sıcaklık eksenini kesmekte ve BT 0 olmaktadır. Bu noktada gaz ideal davranır. Burada sıcaklık pozitif, burada ise negatif olur. Genellikle yüksek dereceli terimleri ihmal edilir. Dolayısıyla ideal gaz denklemini kullanmak suretiyle bir tasarım yapacaksanız bu terim çok önemlidir. Bizim açımızdan en ilginç ve en önemli hal denklemi Van der Waals denklemidir. Bu denklem Bay Van der Waals tarafından 1873 yılında geliştirilmiştir. Bu hal denkleminin güzelliği iki tane parametreye dayanmasıdır. Şimdi bunu türetelim. Önce Van der Waals denklemini yazalım. P artı A bölü V üssü kare V üssü eksi V eşittir RT. Burada görüldüğü gibi iki yeni parametre vardır. A ve B'yi sıfır eşit alırsak P ve RT şeklinde ideal gaz kanunu ele geçer. Tamam, şimdi bunu türetelim. Bakalım bu A ve B parametreleri nereden geliyor? Yapacağımız ilk şey bir kutuda bulunan bir gaz almak. Kutumuz bu olsun. İçinde birçok gaz molekülü bulunsun. Kutunun hacmi de V olsun. Bu gaz atom veya moleküllerini ilk yaklaşımda sert küreler olarak farz edebiliriz. Dolayısıyla her atom veya molekül belli bir hacim kapsar. Buradan B 1 mol sert kürenin kapladığı hacim olarak tanımlanabilir. Bu mol başına olan hacim, bu ufak kürelerin hacmidir. Dolayısıyla bu kürelerden herhangi birine açık olan hacim V'den küçüktür. Çünkü etrafta çok sayıda küre var. Dolayısıyla bu kürelerden herhangi biri tarafından görülen hacim V'den küçük olur. Dolayısıyla P, V çizgi eşittir RT şeklinde ideal gaz denklemini alırsak burada V çizgi yerine her molekül için olan hacmi kullanmalıyız. Dolayısıyla V çizgi için P, V çizgi eksi B eşittir RT. Bu moleküller için olan sert küre hacmidir. Ancak bu moleküller veya atomlar gerçekte birbirlerini hissederler. İleride göreceğimiz gibi bunlar arasında birçok kuvvet vardır. Bu tanecikler arasında çeşitli çekme ve itme kuvvetleri söz konusudur. İşte bu kuvvetler basıncı değiştirir. Örneğin bu sert kürelerden biri duvara çarpıyor olsun. Bu çarpan molekül duvarda bir kuvvet oluşturur. Çevrede iki tane daha sert küre olsun. Aralarında bir etkileşim yoksa bunlar güm duvara çarpar ve duvara belli bir kuvvet uygularlar. Ama etrafta olan diğer moleküller bu olayı kaygıyla izlerler. Bu moleküllerin duvara çarpıp kendilerine zarar vereceğini düşünürler. Arkalarından sarılıp durun, geri dönün diye uyarırlar. Bunlar çekim kuvvetleridir. Bu tarafta başka bir molekül yok.
Bu çekim kuvvetleri yüzünden moleküllerin hızları düşer ve moleküller etkileşimin olmadığı durumdan daha düşük bir şiddetle duvara çarpar. Dolayısıyla gerçek basınç çekim kuvvetlerinin olmadığı durumdakinden farklıdır. Basınç daha düşük olur. Dolayısıyla buradaki P yerine bu yukarıdaki denklemi P eşittir RT bölü V çizgi eksi B şeklinde düzenleyelim. Dolayısıyla basınç bu çekim kuvvetlerinin boyutuna bağlıdır. Dolayısıyla hacim A bölü V çizgi kare kadar düşük olur. Bu A bölü V çizgi kare değeri bir molekülün yanında başka bir molekülün bulunma olasılığıdır. Eğer eğer molar hacim küçükse değeri büyür. A bölü V çizgi kare değeri büyür ve dolayısıyla bir molekülün yanında başka bir molekül olma olasılığı da artar. Ancak molar hacim büyükse moleküllerin bulunacağı hacim büyüyeceğinden bu değer küçülecek ve pek o kadar önemli olmayacaktır. Dolayısıyla A etkileşimin şiddetinin V çizgi ise moleküllerin birbirine ne kadar yakın olabileceklerinin bir ölçüdür. Ve bu da gaz tarafından algılanan basıncı etkiler. Eğer A büyüktür 0 ise çekim kuvvetleri var demektir. Bu size van der Waals denklemini verir. Görüldüğü gibi burada iki tane parametre vardır. Sert kürenin hacmi ve çekim. Bunun için bu tip veya yukarıda çizdiğimiz tip eğriler kullanmak zorunda değilsiniz. Bu iki fiziksel parametre size hal denklemini verir. Ve bu gayet mantıklı bir denklemdir. Bu van der Waals denkleminin üstünlüğüdür. İşte tam van der Waals denklemi budur. Ve bu denklem daha sonra gerçek gazları anlatmak için de kullanılacaktır. Sorular var mı? Tamam, sıfırıncı yasayı gördük, sıcaklığı kavradık, hal denklemlerini çıkarttık, artık birinci yasaya hazırız demektir. Bu yasayı hızlı bir şekilde inceleyelim. Hatırlarsanız birinci yasa için hayat pembeydi. Buna göre fosil yakıtlarda enerji alıyor, onu yakıp ısıya çeviriyor ve elde edilen enerjiyi de işe döndürüyor ve bunu %100 verimle yapabiliyorduk. Örneğin havadan ısı çekip arabanızı %100 verimle çalıştırabiliyordunuz. Birinci yasaya göre bunların hepsi mümkün. Birinci yasa öyle diyor. Buna göre ısıyı işe, işi ısıya çevirirseniz bunlar aynı şeylerdir. En azından ödeşebilirsiniz belki. Şimdi gidip işin ne olduğuna bakalım. Birinci sınıf fiziğine gidersek iş bir kuvvet alıp bu kuvvetle bir şeyi belli bir mesafede iterseniz o şeyin üzerinde iş yaparsınız. Bu tebeşiri alıp itersen bir iş yaparım. İş kuvvet çarpı mesafedir. Çok çeşitli iş vardır. Elektriksel iş. Mesela bir vantilatör çalıştıran iş, manyetik iş, yer çekimine karşı yapılan iş. Ancak bu sınıfta sadece bir tür işi göz önüne alacağız. Genleşme işi. Genleşme işi, mesela sıkıştırma işi. Elimizde içinde gaz olan pistonlu bir kap olsun. Bu pistona bir dış basınç uygulayalım. Gazı aşağı doğru bastıralım. Bu sıkıştırma işidir. Hacim küçülür. Piston bir L mesafesi kadar aşağı iner. Pistonun alanı A olsun. Basınç, kuvvet bölü alandı. Dolayısıyla bu pistonu aşağıya doğru iten kuvvet dış basınç çarpı alandır. Bu sizin itmek için kullandığınız kuvvet. Bu pistonu aşağı itmek için yaptığınız iş kuvvet çarpı
mesafe. Dolayısıyla F çarpı L eşittir dış basınç çarpı AL olur. O da dış basınç çarpı hacim değişimidir. Alanla bu mesafenin çarpımı hacime eşit olup bu ilk halden son hale gitmek için olan hacim değişimidir. Şimdi de bir gösterim şekli bulalım. Elimizde iş kuvvet çarpı mesafe. Dolayısıyla F çarpı L dış basınç çarpı AL olur. O da dış basınç çarpı hacim değişimi var. Bu dış basınca dikkatinizi çekerim. Bu basınç sizin sisteme uyguladığınız basınçtır. Kabın içindeki gazın basıncı değil. Bu sisteme dış dünya etkimektedir. Bir gösterim gerektiğini söyledik. Bu gösterimler yıllar boyunca değişmiştir. Burada bir gösterim seçip ona sadık kalacağız. Burada kullanacağımız gösterime göre bu sisteme bir iş uyguluyorsak, örneğin bu pistonu aşağı doğru itiyorsak bu işe negatif iş diyeceğiz. Hayır, pozitif iş diyeceğiz. Dolayısıyla tüm bu değerlerin başına eksi işareti koymalıyız. Bu durumda delta V negatiftir. Basınç 1 pozitif değer olduğuna göre negatif çarpı negatif pozitif bir değer çıkar. Dolayısıyla iş sıfırdan büyük çıkar. Dolayısıyla sisteme yapılan iş pozitiftir. Eğer genleşme yapıyorsak, sistem diğer yönde genleşiyorsa, çevreye iş yapıyoruz demektir. Piston yukarı doğru kalkınca tekerlekler döner, araba ileri doğru gider. Dolayısıyla delta V negatif ve W negatif olur. Delta V pozitif ise iş negatiftir. Dolayısıyla sisteme yapılan iş daima pozitif, sistem tarafından yapılan iş daima negatif olur. Buradaki eksi işaret kullandığımız işaretleme sisteminin gereği olup daima kullanılmalıdır. Artık tüm ders kitaplarında bu gösterim kullanılmaktadır. Ben termodinamik alırken zıt bir gösterim sistemi kullanıyordum. Çok kafa karıştırıcıydı. Artık herkes bu kullanım üzerinde hemfikirdir. Bu eksi işaret hep kullanılmalıdır. Evet, soru var mı? Tamam. Bu örnekte dış basınç hep sabit tutuldu. Böyle olması gerekmez. Bu dış basıncı yavaş yavaş değiştirelim. Buna yol diyoruz. Bu konuyu geçen ders gördük. Bazen yol öyle bir değişir ki bu büyük hacim değişimini bir basamakta yapamam. Bu işi ufak basamaklar halinde yapmam gerekir. Sonsuz küçük basamaklar halinde, sonsuz. Burada iş eşittir eksi p dış çarpı v yerine bunun türevsel hali olan dw eşittir eksi p dış çarpı dv şeklinde yazmam gerekir. P dış değeri gidilen yola bağlı olarak değişir. Buradaki d üzerine ufak bir çizgi koyuyorum. Bunun anlamı bu türevin tam diferansiyel olmadığıdır. Peki bundan ne kastediyorum? Bunun anlamı türevsel ifadeyi kullanarak toplam işi bulmak istersem gidilen yolu bilmek zorundayım. Yapılan işi bulmak için başlangıç ve bitiş hallerini bilmek yeterli değildir. Bu işin yapılma şeklinin de bilinmesi gerekir. Bu durum sıcaklık
ve basınç gibi hal fonksiyonlarındakinden epey farklıdır. Görüldüğü gibi burada belli bir basınç, sıcaklık ve hacim vardır. Diğer tarafta da farklı hacim, sıcaklık ve basınç mevcuttur. Buradaki basınç, sıcaklık ve hacim oraya nasıl geldiğinize bağlı değildir. İşte bu sistemin halini tanımlar. Ancak buraya gelmek için sisteme yaptığınız iş, takip ettiğiniz yola bağlıdır. Bu bir hal fonksiyonu değildir. Buradaki d ve bir tam diferansiyel olmasına rağmen dw tam diferansiyel değildir. Bu son derece önemlidir. Eğer yapılan işi bulmak istiyorsak v eşittir 1'den 2'ye dw eşittir eksi b 1'den 2'ye p dış dv. Ancak yine de gidilen yolu bilmek gerekir. Yola olan bu bağlılığa bakalım. Şimdi iki farklı yol takip edeceğiz ve bunların iş açısından nasıl fark ettiğine bakacağız. Önce ideal bir gaz alalım. Örneğin argon gibi etkileşimi olmayan bir gaz alıp onu sıkıştıralım. Değişimimiz argon gaz P1 V1 eşittir argon gaz P2 V2 olsun. V1 büyüktür V2, P1 küçüktür P2 olsun. Bunu PV diyagramında çizersek x ekseni hacmi, y ekseni basıncı göstersin. Burada V1, burada da V2 olsun. P1 burada, P2 de burada olsun. P1 V1'den başlayalım ve bu noktada bitirelim. Bir halden diğerine geçmenin birçok yolu var. Burada her türlü çizgiyi çizerek bu noktadan son noktaya gelebilirim. Ama iki tane çok net yol var. Şimdi bunları hesaplayacağız. Birinci yolumuz P'yi sabit tutmak suretiyle V1'den V2'ye önce bu şekilde P'yi sabit tutarak V1'den V2'ye geliyorum. Daha sonra V'yi sabit tutarak P1'den P2'ye çıkıyorum. Buna birinci yol diyelim. Tabii buradaki ikinci basamağımız V sabitken P1'den P2'ye gitmektir. Görüldüğü gibi bir izobarik işlemi, sabit hacim işlemi izlenmektedir. Bundan çok daha farklı bir yol daha izleyebiliriz. Yine grafiğimizi çizelim. Başlangıç ve bitiş noktalarım aynı olsun. Önce basıncı, sonra hacmi değiştireyim. İkinci işlemimiz önce V sabitken P1'den P2'ye, sonra da P sabitken V1'den V2'ye gitmek olsun. Bu da ikinci işlem. Bunların ikisinde son derece makul yollar, her iki işleminde tersleri olduğunu farz edelim. Her iki işlemde tersleri, yani bu işlemleri son derece yavaş bir şekilde yapıyoruz. Örneğin hacmi yavaş yavaş değiştiriyorum ve işlemin herhangi bir anında işlemi tersine çevirebiliyorum. Enerji kaybetmeden sistem daima dengede. Şimdi bu iki işlemde yapılan işi teker teker hesaplayalım. Önemli olan şeyin dış basınç olduğunu unutmayın. Buradaki değişimimiz tersinir olduğundan dış basınç, iç basınca eşittir.
Ters sinirin anlamı, iç basıncın dış basınca eşit olması ve sistemin sürekli dengede olmasıdır. Evet, birinci işi hesap edelim. Birinci işlemde yapılan iş, önce basıncı P1'de sabit tutmak suretiyle V1'den V2'ye geldim. Dolayısıyla iş 1 eşittir eksi V1'den V2'ye P1DV olur. Sonraki basamakta sabit hacimde eksi V2'den V2'ye PDV. Bu integralin neye eşit olduğunu düşünüyorsunuz? Bu işin kolayı. 0 eşit tabii ki. Geride kalan integralin çözümü son derece basit. Eksi P1 çarpı V2 eksi V1. Bu integral bu alanı kapsar. V1 eksi V2 çarpı P1. Bu birinci iştir. Negatif işareti yok etmek için bu ifadeyi P1 çarpı V1 eksi V2 yazarım. V1 V2'den büyük olduğuna göre sonuç pozitiftir. Dolayısıyla bu bir sıkıştırma olup sisteme bir iş yapmaktayım. Her şey gösterime uygun. İkinci işleme geçelim. Yaptığım ilk basamak W2 eşittir eksi V1'den V1'e P çarpı DV eksi V1'den V2 integral P2 çarpı DV. Birinci integral 0 eksi P2 V2 eksi V1. Sonra da P2 çarpı V1 eksi V2. Bu da bir pozitif sayı. Burada da ilk halden son hale geçmek için sisteme iş yapmaktayım. Ancak bu iş birinciye eşit değil. Birinci iş P1 çarpı V1 eksi V2. İkinci iş ise P2 çarpı V1 eksi V2. Ve P2 P1'den büyük. Dolayısıyla ikinci iş birinci işten daha büyük. Görüldüğü üzere sistemin üzerinde yaptığınız işin miktarı takip ettiğiniz yola bağlı. Peki, bunu nasıl yapabilirim? Herhangi bir fikriniz var mı? Hacmi düşürürken P1'i nasıl sabit tutabilirim? Sıcaklığı değiştiririz. Doğru, sıcaklığı değiştiririz. Burada sistemi soğutuyorum. Peki, hacmi sabit tutup da basıncı düşürdüğümde ne yapıyorum? Evet, sistemi ısıtıyorum. Dolayısıyla bir soğutma, ısıtma çevrimi yapıyorum. Burada önce soğuttum, sonra ısıttım. Burada ise önce ısıttım, sonra soğuttum. Bu işin meydana gelmesi için biraz enerji ihtiyacım var. Şimdi de bu iki işlemi arka arka yaptığımızı düşünelim. Birinci durumda yapılan iş bu alana eşittir. İkinci durumda ise bu alana eşit olup daha büyüktür. Şimdi bu iki işlemi alalım ve bir çevrim oluşturacak şekilde birleştirelim. Başlangıç ve bitiş hallerimiz aynı. Önce soğutayım, sonra ısıtayım. Bu birinci iş olsun. Toplam iş birinci işe eşittir. Şimdi P1'den P2'ye değil de tersine gidelim.
Eğer geri gidersem her şey simetrik olduğu için işler negatif olacaktır. Toplam iş birinci işten ikincinin çıkarılmasıdır. Dolayısıyla toplam iş P1 çarpı V1 eksi V2 eksi P2 çarpı V1 eksi V2. P1 eksi P2 V1 eksi V2. Dolayısıyla burada ikinci terim pozitif, birinci terim negatif olduğundan toplam iş negatif olur. Bu sistemin çevreye yaptığı iştir. İş negatif olduğu için çevreye yapılmaktadır ve toplam iş bu dikdörtgenin alanına eşittir. Burada bir makine yapmış olduk. Isıtıyoruz. Soğutuyoruz. Isıtıyoruz, soğutuyoruz ve başladığımız noktaya geri dönüyoruz ve böylelikle çevreye iş yapmış oluyoruz. Bu bir ısı makinesidir. Sıcak yakıtı alıyoruz, atmosferle temasa getirip soğutuyoruz, sonra tekrar ısıtıyoruz ve genleşiyor. Sonra şartları değiştirip biraz daha ısıtıyoruz. Sonra da ısı kaynağını çekip atmosferle temasa getirip biraz soğutuyoruz. Sonra şartları değiştirip biraz daha soğutarak çevrimi sürdürüyoruz. İleride daha karmaşık makinelerle de uğraşacağız. Buradaki en önemli husus işin sıfır olmamasıdır. Bir noktadan başlıyoruz. Bir çevrim sonucunda tekrar aynı noktaya geliyoruz. Sıcaklık, basınç, hacim aynı fakat iş sıfır değil. Kısaca W'nin çevrim integrali sıfırdan farklıdır. Eğer bu tam diferansiyel olsaydı çevrim integrali sıfır olurdu. Yo'a bağımlı olmazdı ancak burada yol önemli. Dolayısıyla iş bir hal fonksiyonu değildir. Yeni konuya geçmeden işle ilgili bir sorunuz var mı? Isı ise bir cisimden akan ve sıcaklığın değişmesine sebep olan bir büyüklüktür. Tabii bu çok kaba bir tanım. Aynı şekilde ısının da bir işaretleme yöntemi vardır. Bu işaretlemeye göre sıcaklığımız T1'den T2'ye değişirse tabii T2 T1'den büyük olmalı. Bu durumda ısı pozitif olur. Bir sistemin sıcaklığını artırmak için sisteme ısı verilmesi gerekir. Eğer sistemin sıcaklığı azalıyorsa ısı sistemden dışarı akıyor demektir ve negatif alınır. İşaretleme iş ile aynı. Ancak hiçbir ısı akışı olmadan da sıcaklık değiştirilebilir. Yalıtılmış bir kutu alırsak ve bunun içinde bir kimyasal reaksiyon gerçekleştirirsek, aynı eczanelerden aldığınız ısı torbaları gibi kırarsanız ısınır. Burada çevreden sisteme hiçbir ısı akmaz. Kutunun içindeki her şey yalıtılmıştır. Elimde kapalı bir sistem vardır. Daha doğrusu sistem izoledir. Sınırlardan madde veya ısı akışı yoktur. Buna rağmen sıcaklık artmaktadır. Bu değişime adiabatik sıcaklık değişimi denmektedir. Adiabatik ısı olmadan demektir. Eğer bunu adiabatik olmadan yaparsan bir ısı kaynağı alır, maddeyi açık bir sistemde ısıtırım. Görüldüğü gibi Q'da gidilen yere bağlıdır.
Görüldüğü gibi T1'den T2'ye iki şekilde gidebilirim. Biri adiabatik, diğeri değil. Gelecek hafta dersi Bay Field verecek. Ve bu derste ısıyla iş arasındaki ilişkiye değinilecek. Ve bunların birinci yasaya, yani enerjinin korunumuna nasıl bağlı oldukları açıklanacaktır. Tamam. Perşembe günü görüşmek üzere.